Bir de merak ettiğim konu benim dermatoloji uzmanı olduğum için benim de alanıma az çok giriyor. Bu genital sihirlerin bir kadın doğumcu tarafından değerlendirilmesi sonrasında bu hastalık konusunda sizin yaklaşımınız, tedavi planlamanız nasıl oluyor hocam? Şimdi genital sil çok sık gördüğümüz bir durum. HPV dediğimiz bir virüs var. Human papilloma virüs. ...daha çok HPV'nin neden olduğu bir hastalık diyelim. Genital siiller, daha doğrusu bu HPV virüsü daha çok cinsel yolla bulaşabilen bir hastalık. HPV'nin yüzden fazla çeşidi var. Tabi buradaki en önemli nokta bu HPV virüsünün kanserlere neden olabilmesi. Bayanlarda özellikle rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Tabi her tipi olmuyor veya... E, HPV virüsü sizde varsa bu kanser olacak demek değil. Ama bazı tipleri e, mesela Kansan. rahim ağzı kanserinde yüzde sekseninde pozitif saptanıyor. Esas önemi HPV'nin buradan geliyor bu siillerin. E, en kötü şey de tabii bu siillerin tekrar edebilmesi. Biz e, lazerle veya koterle veya kriyo dediğimiz yöntemlerle bu şey, siillerin tedavisini yapıyoruz. Ama tedaviden sonra Bunlar tekrar edebiliyor. E, bu tabi can sıkıcı bir durum. Onun dışında bir de tabi kanser e, olgusu var. E, kanser de sırf bayanlarda neden olmuyor. Erkeklerde de artık kansere neden olduğu saptanmış. Penis kanseri olsun. E, veya e, ağız oral bölgede e, o bölgenin e, kanserlerinde %20'sinde e, neden olduğu saptanmış. O yüzden biz olgularda e, siyi saptadıklarımızda hem genital bölgeden sürüntü veya e, örnek alıyoruz artı e, oral bölgeden de boğazdan da e, örnek alıp bunu şey yapıyoruz incelemesini yapıyoruz. Peki hocam e, bu koruma yöntemi olarak e, bir ön Hani siili kanser olmadan e, tedavi ettik tekrarlamaması için e, yöntemimiz var mı? Siilin yani size bir ilaç verelim de bu virüs vücudunuzdan yok edelim diye bir tedavisi yok. Bunu biz ne yapıyoruz? Hastanın genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için ilaçlar var. İşte genelde bunlar bitkisel ilaçlar oluyor. Gıda takviyesi diye de şey yapılıyor, anılıyor. Bunların hiçbirinin yüzde yüz etkinliği yok esasında. Yani bir kişiye verdik tedaviyi birkaç ay uyguladık sonra HPV virüsü negatif saptanabiliyor ama başka birisinde bu yine pozitif olarak devam edebiliyor. E, tedavide esas amaç bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bunun işte gıda takviyesi tarzında ilaçlar e, yanında hastanın uyku düzeni, yaşam kalitesi, yemesi, içmesi e, bunlar çok önemli. Uyku düzeni, stressiz bir yaşam. Çünkü genelde viral enfeksiyonlar bağışıklık sistemi düştüğünde ortaya çıkıyor.